Şimdi konuklarım var. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını konuşacağız. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay konuklarım. Mehmet Bey hoş geldiniz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkürler. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hemen Mehmet Bey size sormak istiyorum. Bu karşılıklı açıklamaları, Ekrem İmamoğlu'nun son açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bunun ben AK Parti ile ilgisinin olmadığını düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz bir genel başkanlık veya cumhurbaşkanlığı yarışı var. Kim Cumhuriyet Halk Partisi'ne partisine hakim olacak? O öyle bir kaygı var. Şunu gördüm. Yani özellikle ben Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonucundan hem Ankara'daki seçim sonucundan hem de Türkiye'deki seçim sonucundan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçimden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde özellikle en etkili aktör olarak kendini görüyordu. Ama seçim sonucu iki aktörü daha da güçlü kıldı. Bunlardan bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Hı hı. İkincisi de Sayın Özgür Özel. İki aktörün de bu seçim sonucuyla birlikte ortaya çıkması Sayın Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız ediyor. Bunu da AK Parti üzerinden yürütmeye çalışıyor. Şöyle bir şey daha dikkatimi çekti. Ne zaman Özgür Özel televizyonlara çıkıp bir mülakat verse, hemen bir gün sonra en geç, isterseniz geriye dönelik bakın, hemen Ekrem İmamoğlu'nun açıklama yaptığını görüyorsunuz. Bu şundan kaynaklanıyor. Kendi aralarında bir yarış var. Hmm. AK Parti'yi burada kullanmaya çalışıyorlar. Dikkat edin, yine bir televizyon programına çıktı en son olarak Sayın Özgür Özel. Bir açıklamalarda bulundu. Arkasından hemen AK Parti ile nasıl bir tartışmaya girelim çabası üzerinden. Ekrem İmamoğlu'nun kendini gündemde tutma. Yarışından başka bir şey değil. Beklentimiz şu. Kendi aralarındaki yarışı AK Parti'yi katmadan yürütseler daha güzel olur gibi konuşuyor. Burada net bir şey belli. Onun için bazı şeyleri kullanarak gündemde kalmaya, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kim Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetecek yarışmasında geri kalmamak için Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalardan biri olarak görüyorum son yaptığı açıklamayı. Mustafa Bey, bir yarışın sonucu diyor ve Ekrem İmamoğlu ne zaman Sayın Özel bir açıklama yapsa ardından dikkatleri kendi üzerine çekiyor diyor Mehmet Şahin. Ne dersiniz? Şimdi tabii Sayın Şahin, havalar neden çok ısındı diye sorulsa CHP içindeki tartışmalar yüzünden diyecek. Yani her konuyu CHP'nin iç tartışmalarına getiriyor. Sayın İmamoğlu ile ilgili davayı Özgür Özel açmadı. Mansur Yavaş açmadı. Bu iktidar açtı. Biliyorsunuz Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'nken önce ahmak dedi. İmamoğlu da iade etti. Ahmak sizsiniz dedi. Sonra buradan yargıya ahmak dediler diye, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak dediler diye dava açıldı. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin dördü bu bizimle ilgili değil dedi ve bu noktaya kadar geldi. Hakikaten ahmakça bir dava. Yani o zaman böyle bir dava açılmasaydı, tarihte çok böyle hani bir tanımlama yapmak istemiyorum ama bu davalar hakikaten demokrasi tarihimiz için bir böyle yüz karası bir süreç olarak yazılacak. Yani bir bakanla bir belediye başkanı karşılıklı birbirlerine ahmak demişler. Ahmak işte yasalara göre de suç olarak algılanmamış, hakaret olarak algılanmamış ve şimdi bu davayı da yıllarca tutacaklar. Selam yani olun. Siz hala istinaftan yine Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesecek bir karar, yani siyaset yasağı getirecek bir karar çıkma olasılığı görüyor musunuz? Çünkü bunun üzerine böyle bir değerlendirme yaptı Ekrem İmamoğlu. Şöyle görüyorum zaten bu konuşuluyor yani Ankara'da ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bizi izleyenlere de önerimdir. Yani genel anlamda bir nebze değil, yani bilgiye dayalı olarak da, gözleme dayalı olarak da söylüyorum. Yani İmamoğlu'nu destekleyip Mansur Yavaş aleyhinde olan, Mansur Yavaş'ı destekleyip İmamoğlu aleyhinde olan bir troll grubu üretildi. Bir troll grubu üretildi. Yani bu kadar ileri bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin içiyle uğraşmaya dönük bir tabloyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışma var mı? Olacak, var. Daha iyi olmasını istiyorlar. Ama bir gerilim, böyle bir hani karşılıklı suçlama yönelik bir durum da yok. Yarışma var mı? Var. Sevgili Şahin'in kendisi söyledi. 3 tane aktör önde. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 4 kişinin adı geçiyor. Yani halkın gözünde ilk 4 isim Mansur Yavaş, İmamoğlu, Özgür Özel ve Erdoğan.
bu tartışmanın önümüzdeki dönemde şu anda görünen yargıyı bu işin içine sokacak iktidar. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda yenilmiş ama 49-51 yenilmiş. Sonra ikinci oylama tabii daha farklı olmuş. İlk oylamada 49-51. Sonra siyasi yasaklı olması için dava açıyorsunuz. Ne dediniz? Yargıyı ortaya koyacak iktidar mı dediniz? Cümleniz neydi Mustafa Bey? Şöyle, bu iktidar siyaset yarışının bir parçası olarak yargıyı kullanacak. Öyle görünüyor. Yani Ekrem İmamoğlu aleyhine böyle bir yargı kararı çıkabilir. Bu adaylık kararı yeni bir sonraki seçim sürecinde diyorsunuz. Evet, çünkü yani bunun örneğiniz nedir, nereden yola çıkıyorsunuz derseniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu il başkanı oldu. 2 gün sonra 5 yıl önceki tweetleri nedeniyle soruşturma açıldı. Düşünün, il başkanı oluyor, olduktan 2 gün sonra 5 yıl önceki tweetleri nedeniyle soruşturma açılıyor. İlk haftalarda dendi zaten. Bu gider. Yani iktidar ne isterse oraya gider dendi. Oraya gitti zaten. Bunlar hakikaten yani iktidar şöyle. Tüm Türkiye'yi ele geçirdiğini sandı. Son gelişmelerin tümü öyle. Ama öyle olmadığını gördüm. Sisi dönüşünden, efendim Misrata Akış dönüşüne, İmamoğlu'nu tümüyle yok ettiğini sanmaktan, ikinci seçimde yenilip şimdi tekrar yenilmeye kadar her şey elinde patladı. Yönetemiyorlar. Öyle mi? Ben vaktimiz biraz sınırlı. Tabii. Cevabını Mehmet Şahin'in duyayım. Tabii. Sizin bu ifadelerinize ve şimdi aslında bir iddianız var. Yani bunu göreceğiz diyorsunuz tabii, seçim sürecinde. Buyurun, evet, ne diyorsunuz Mehmet Şahin, Mustafa Balbay'ın ifadesi? İkinci bir sebep daha var. Bu açıklamayı Sayın İmamoğlu'nun yapmasının ikinci bir sebebi daha var. Bugün aslında Türk televizyonlarında 2 gündür konuşulması gereken, ki bazen haberlerde de görüyorum, kaçak villa meselesiydi. Bunu gördükleri için suçüstü yakalandılar. İstanbul'da, İstanbul'un en güzel yerinde biliyorsunuz bir kaçak villa durumu ortaya çıktı. Bu kaçak villa durumu Türkiye'nin gündemini meşgul edecekken burada çıkıp birine çatayım, AK Parti'ye bir şeyler söyleyeyim, bu tartışılsın. Bu tam bir iletişim çalışmasıdır. Tam bir algı çalışmasıdır, onu söyleyeyim. Bu açıklama yapılmasının bir, içerideki aman ben geride kalmayayım. Özgür Özel biri sessiz kalarak ilerliyor. Özgür Özel konuşarak ilerliyor. Bir, ben burada geri kalmayayım. İkinci plana düşmeyeyim kaygısı. İki, İstanbul'da kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın gözü önünde 7 tane yapılan 5 tanesinin şey olduğu söyleniyor. İskansız olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar konuşulacakken hemen bu açıklamayı yapıp ikinci olarak da ne yaptılar? İşte bakın ben mağdurum. Burada mağduriyet meselesi değil, burada kaçak villa meselesi var. Bunu kapatmak için yaptılar. İki, bakın bu çok iyi. Yani bir hükümet yani bir hükümet döneminde bir savcı dava açtığında hükümet açmaz. Bunu gazeteci de olsanız fark etmeniz gerekiyor. Tabii, çok iyi biliyoruz. Olsanız, siyasetçi de olsanız hiç fark etmiyor. Çok iyi biliyoruz. Onun için bunlar alışıklar. Niye biliyor musunuz? O zaman şunu mu dememiz gerekiyor? Cumhuriyet Partisi'nin iktidar olduğu dönemlerde davaları Cumhuriyet Halk Partisi mi açtı? Yalan söylemeyin, milletin önüne çıkın. Geçiniz, onun için geçiniz. O devirler geçti. Hepimiz hakkında da, benim hakkında da var, başkasının hakkında da var. Benim hakkımda, herkesin hakkında dava açılabilir. Bizim de açtığımız davalar var, bize karşı da açılan davalar var. Hükümet açmaz davayı. Davayı savcı açar, Sayın Balbay. Onun için kalkıp işte bunu AK Parti'nin şeyi, AK Parti açıyor, hükümet açıyor diye burada algı operasyonu yürütmeyin. Davaları bağımsız yargı açar. Suçsuz olanın suçu ortaya çıktığı zaman beraat eder. Sizin kişisel kanaatiniz nedir? Yani siz bu ahmak davasına nasıl bakıyorsunuz Mehmet Bey? Yani kişisel kanaatiniz bir nedir? Şey söyleyeyim. Bunun bu aşamaya gelmesi, bu sözcük üzerinden. Ben size net bir şey söyleyeyim. Benim bana da hakaret davaları var. Bana da hakaret davaları var. Yargıya taşıyorum. Yargıya taşıdığım zaman, çünkü demokratik ülkelerde şiddet kullanmazsınız. Gidersiniz bu şekilde yargı üzerinden yaparsınız. Şunu demek istedim. Yani siyaset yasağı gerektiren bir hakaret olduğu görüşünde misiniz? Çünkü bunun üzerine buradan hiç siyaseten kim hani insanlar şöyle değerlendiriyor. Net söylüyorum. Muhalefetin aleyhine, iktidarın da aleyhine deniyor. Yani siz ne tarafından bakıyorsunuz? Bu ceza hukukundaki bunun karşılığı neyse odur. Bu kadar nettir. Ceza pozitif hukuk açısından bakarım.
Bu şekilde değerlendiriyorum. Ama bu son yapılan açıklama, açık ve net şekilde söylüyorum. Aman Cumhuriyet Halk Partisi içindeki, bu seçim dönemindeki, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Halk Partisi'nin son yapılan kongresindeki elde ettiğim yetkiyi kaybetmeyen, çünkü seçim süreci değiştirdi, seçim yeni aktörler ortaya koydu. İki, suçüstü yakalandım kaçak villa meselesinde, bunu kapatayım, bir mağduriyet oynayayım. Bunun dışında başka bir şey değil, net bir tiyatro oynanıyor. İki nedeni var bunun, bu kadar net. Peki, az vaktimiz var Mustafa Bey. Cevaben bir şey söylemek istiyorsanız buyurun. Şöyle. Can Atalay konusunu soracağım. Çünkü CHP Grup Başkan Vekilleri muhtemelen şu dakikalarda Sayın Kurtulmuş'la görüşüyor olabilirler. Şöyle. Buyurun. Serap Hanım şöyle, Ekrem İmamoğlu o olayla ilgili en son Uğur Dündar'la röportajda sanıyorum, hani ben de izledim röportajı, sanıyorum en az 25-30 dakikayı bu konuya ayırdı. Yani neler yaptığını, bu olayla ilgili nasıl müdahale ettiğini, şehircilik villa başkanlığı diyorsunuz siz. Villa konusuna ayırdı diyorsunuz. Tabii, villa meselesi en az 20-25 dakikayı villa olayına ayırdı. Yani kaldı ki İstanbul'dan sadece İstanbul'u ihanet ettik diyen ben değilim. Erdoğan. İstanbul'da 280 tane gökdelen diktiler. Her şeyi bırakın. Fatih Camisi'nin, Süleymaniye'nin süliyetini bozdular. Tek bir soru soracağım. Yani tek bir soru soracağım. 25 dakika konuşmuş. 25 dakika. Sorsun Mehmet Bey. Bakalım. Başkan 25 dakika konuşmuş. Ne soracaksınız? Kısacık. Çok az vaktimiz var. 25 dakikada. Mehmet Bey. Çok net bir soru. 25 dakikada ne yaptığını anlatmış. Bir tek madde söyler misiniz şunu yaptım diye. Madem 25 dakika konuşmuş ya. Ne yapmış? Kaçak villa konusunda 25 dakika anlatmış. Aşama aşama. Yıkım için, tek buna madde, izin vermeyecek, belirtmek için tek tek bütün aşamalarını anlattı. Ben eğer şehircilik il başkanlığı İstanbul'u korumak için yarışa girdiyse ben alkışlarım. Ama İstanbul'un Tansu Çiller'in yalısını, arsasını gökdelen izni vermiş, mahkeme yoluyla boşaltmış bir Ekrem İmamoğlu var. İstanbul'da 280 yere gökdelen dikmiş, iktidara karşı mücadele eden bir İmamoğlu var. Ayrıntılarını kendisi anlatacaktır ama ben dinledim. Orada bir daha önceki dönemde yapılmış bir inşaatın sonradan mührünün açılıp işlem yapılması konusunda kendisi de müdahale ettiğini anlattı uzun uzun. Artı Üsküdar'da kaçak bir yapıyı yıkmak için, Üsküdar Camisi'nin oradaki tarihi yapıların gün ışığına çıkması için sürdükleri çaba karşısına polislerin dikilmesini anlattı. Eğer bu konuda yarışılacaksa bu güzel bir yarış. Ama benim de sadece son dönemdeki haberlerden gördüğüm o ki hakikaten hani İstanbul'a en büyük ihaneti kimin yaptığı ortada. Ama bu konuda yarış yapmak istiyorsanız buyurun, iyi bir şey. Peki. Ama İmamoğlu'da o gün 25 dakikalık zaman dilimiştim. Tek tek mahkeme aşamalarını, nasıl durdurduklarını, neler yaptıklarını tek tek anlattı. Peki. Profesör Doktor Mehmet Şahin, bugün Numan Kurtulmuş'u CHP Grup Başkan Vekilleri ziyaret ederek şu dakikalarda Can Atalay için bir kez daha olağanüstü toplantı talebinde bulunacaklar. Tekrar meclis olağanüstü toplanır mı Can Atalay için ikinci kez? Böyle bir karar çıkar mı? Onu bilemiyorum. Sadece bildiğim bir konu var. Sayın Balbay da mecliste bulunduğu için parlamente olarak bunu bilir. Bir konuda, aynı konuda meclis iki defa olağanüstü toplantıya çağrılmaz. Böyle bir kural var. Ama geçen sefer tabii olaylar çığırından çıktığı için muhtemelen bu tekrar isteniyor. Çünkü o olağanüstü oturumda ne yazık ki kavga, kıyamet, çok can sıkıcı görüntüler yaşandı. Yani orada yaşandı. Biliyorsunuz bu oluyor mecliste maalesef. Olmaması gereken şeyler oluyor. Evet. Ama biliyorsunuz orada bir karar alındı. Yani olaylar olsa işte ne bileyim olağanüstü durum oldu. Hı hı. Burada milletvekilleri kendi kararlarını tam yansıtamadılar diye bir çıkarımda bulunamayız. Hı. O zaman orada oylama yapıldı. Net bir şekilde şey ortaya çıktı. Böyle bir karar var. Mecliste bir aynı konuda iki defa olağanüstü toplantıya çağrılamaz diye. Ama Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Bey nasıl değerlendirir onu göreceğiz. Şimdi ben kalkıp Meclis Başkanı'nın bu konuda alacağı tavır konusunda bir şey söyleyemem. Ama sadece oradaki aynı konuda iki defa meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmayacağını biliyorum. Sizin peki şahsi görüşünüz nedir Can Atalay kararının uygulanması konusunda? AYM kararını. Bir cümleyle alayım çünkü bir dakikamız kaldı. Ya orada net bir şey var. Biliyorsunuz sadece belli bir tarafına bakıyorlar. Orada ceza hukukunun içeriğine bakmıyorlar. Ceza hukukunun içeriğine baktığınız zaman işte özellikle terörle ilgili konularda farklı bir tavır ortaya konuyor.
Ben burada tavrım nettir. Alınan kararı doğru buluyorum. Ki mecliste de bu konuda tavır ortaya koydum. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Ve bu konuda da devam edeceğim. Alınan kararı uygulanmaması yönünde alınan kararı mı doğru buluyorsunuz? Tabii ki meclisin anladım. Son almış tamam. olduğu Yok, karar hayır, neydi? Anlayamadığım için sordum. Mustafa Bey, çok az vaktimiz kaldı. Bu konuda sizin değerlendirmeniz ve beklentiniz. Şöyle Serap Hanım, bu durum bazen bir olay, yani bir iktidarın bir konuya bakışının fotoğrafıdır. Bu olay AKP'nin anayasaya nasıl baktığını göstermektedir. Anayasa Mahkemesi, herkesin kabul ettiği, bütün üyelerini bu iktidarın atadığı Anayasa Mahkemesi diyor ki Can Atalay milletvekilidir. Meclisin bu konuda aldığı karar geçersizdir diyor. Ve bu kararı, son kararı okuyun mecliste ve Can Atalay milletvekilini devam etsin diyor. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamak bence AKP açısından şudur. Ben yeni anayasa tartışmaları yapılıyor. Yeni anayasa derken uyulacak değil, kullanılacak bir anayasa istiyorum diyor AKP. Bir nirengi noktası da bence bu işin en büyük göstergesi de Can Atalay kararıdır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten süreyi aşmadan tamamlamamız için böyle kısa bir yorum yapmanız iyi oldu. Çok teşekkür ederim Mustafa Balbay. Çok teşekkür ederim. Perşembeyi saymıyoruz. Efendim? Kolay gelsin. Perşembeyi saymıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Evet. Profesör Doktor Mehmet Şahin, siz de sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun.